Arkadaşlar merhabalar. Bugün de sizlere Gazze'den bahsetmek istiyorum. Çünkü orada gerçekten büyük bir dram yaşanıyor. Gazze harabeye dönmüş. İsrail bütün gücünü kullanarak, Amerika'nın tüm desteğini alarak Gazze'yi gerçekten yerle bir etmiş durumda. Şimdi kısa dönemde Gazze'nin yerle bir edileceği öngörülüyordu. Bunu başından beri söyledik. İsrail'in çok büyük orantısız gücü var. Yani Hamas dediğiniz evet bir 30 bin kişilik bir Askeri gruba sahip ama bunun yani İsrail'le karşılaştırabileceğimiz kadar silahı, mühimmatı vesaire filan yok. Tamamen kendi geliştirdiği ilkel silahlarla mücadele eden ve de yer altında savaşabilen yani meskun mahal savaşlarını bilen ve orayı bu şekilde kullanan bir yapı. İsrail öncelikle bakın Gazze'yi işgal etmeye dönük her türlü adımı atıyor. İçerideki bütün tepkilere rağmen, dünyadaki bütün tepkilere rağmen İsrail öyle gözüküyor ki Gazze'yi tamamen haritadan silmeye kararlı. Nitekim de yapmış olduğu bombardıman, dünya tarihinde işine benzerine e, rastlanmayan bir bombardımanla 360 kilometrekarelik karelik bir alanı yerle bir etti. Sağlam bina hemen hemen kalmadı. Altyapıyı vurdu. Fakat buna rağmen, bakın buna rağmen İsrail ciddi başarı elde edemedi. Bugün çok tar. Ya bir devlet bir yeri hele hele karşısındaki güç uçağı yoksa, hava savunma sistemi yoksa ve e, İsrail'i caydıracak silahları yoksa ya bir devlet bir bölgeyi vurar, kırar, döker, bombalar yerle bir eder yani. Elinde İsrail'in çok gelişmiş teknolojisi var, uçakları var, tankı var, topu var, tüfeği var. Hamas'ın elinde hiçbir şey yok. <laughs> Dolayısıyla büyük bir orantısızlık var. Şimdi kısa dönemde İsrail bu savaşı kazanacak. Her zaman söylediğim bir durum. Ama uzun vadede bu kadar sivilin öldüğü ki 18 bini geçmiş ölen siviller. Bunlar %75'i kadın ve çocuk. Bakın çok önemli. %75'i kadın ve çocuk. Dikkat ederseniz İsrail bu kadar ağır bombardıman yapmasına rağmen, Gazze'nin üstünü yerle bir etmesine rağmen bir başarı sağlayamadı dedik kuzeyden girdi olmadı, güneyden girdi olmadı ve bir türlü Gazze'yi işgal tamamen edemiyor. Niye? Meskun mahal savaşları dediğimiz yani sokak savaşları yapmadan, Hamas'ı tünellerden çıkarmadan bu savaşın bitmeyeceğini biliyor. Ama burada İsrail gerçekten de bir bataklığa saplandığı ortaya çıktı. Yani dışarıya yansıtılmıyor. İsrail içerisinde ciddi omurdanma var. İsrail içerisinde ciddi tepkiler var. Askerler içerisinde özellikle zayiatlara yani askeri zayiatlara çok büyük tepkiler var. Şimdi İsrail'in yapmış olduğu resmi açıklamada 450 askerin öldüğünü ifade ediyor. Bakın bu resmi açıklama. Ayrı resmi açıklamalarda yaklaşık 3500 İsrail askerinin öldüğü ifade ediliyor bu ıı, harekat sırasında. Şimdi ölen askerler doğrudan ailelerine verilmiyor. Böyle ıı, büyük çaplı işte soğuk hava depolarında bekletilerek teker teker ya da ikişer ikişer üçer üçer verilerek ailelerine teslim edilerek bu tepkilerin azaltılması hedefleniyor. Yani İsrail savaşlarda bu yapılır. Bunu da söylemek lazım. Yani bütün devletler esasında özellikle şeffaf olmayan devletler ki hele İsrail'in hani devlet olup olmadığı da çok tartışılıyor, bunlar yaparlar. Psikolojik harekattır bu. Yani o tepki, toplumsal tepki, ailelerin tepkisini azaltmak için o sayı gizlenir. İsrail'de bu çok daha fazla olduğu ifade ediliyor. Ve tank. Şimdi İsrail'in kullandığı çok önemli tanklar var. Dikkat ettiyseniz görüntülerde Hamas üyeleri saklandıkları yerlerden çıkarak tankın arkasına kadar gelip tankı imha edebiliyorlar. Ve düzenledikleri e, böyle sokak saldırılarıyla çok ciddi zayiatlar verdikleri ifade ediliyor. İşte mesela kaldıkları toplu çadırlara, İsrail askerlerinin e kaldıkları toplu çadırlara saldırılar yapıyorlar. Ve bu... İsrail askerlerinde ciddi travma oluşturmuş oluşturmuş durumda ve 600'ün üzerinde İsrailli e, korku, travma geçirerek hastanelerde tedavi oluyormuş. Bu da önemli. Çünkü birebir savaşlarda İsrail bunu yapamaz. Bu birebir meskun savaşlarda Türk ordusu kadar cesaretli, Türk ordusu kadar sivilleri koruyan bir ordu yok. Onun da altını çizeyim. O, o apayrı bir savaş türü. Şimdi İsrail Hamas'ı yok etmek için hangi kozu kullanıyor? Dediler ki tünellere su basıyoruz. Gerçekten de uğraştılar. Pompalar yaptılar denizlerde, Gazze'nin açıklarında. Çünkü oralarda işgal ettiler denizlerde. Buradan bazı tünellere su bastıkları söyleniyor. Ama Hamas yani tabii ki ilkel koşullarda savaşıyor. İlkel silahları var da yıllardan beri Gazze'nin altında tam 500 kilometrelik bir tünelden bahsediyoruz. Bu tüneller 70-80 metre derinlikte. Ve dolayısıyla bir gün buralara su basılacağını tahmin etmemişler mi? Yani mesela hani bu kadar aptal olabilirler mi? Siz 30 bin kişi ya da 20 bin kişi o tünellere indireceksiniz, sizin sığınak kale olarak kullandığınız yerin işte su basıldığında e, orada ölüp gideceğinizi düşünmeyeceksiniz. Böyle bir şey yok. Bunun mutlaka önlemleri vardır diye düşünüyorum. Eğer yapmadılarsa zaten bu savaş başından beri kaybedilmiş bir savaştır. Ama ben bunun böyle olmadığını düşünüyorum. Çünkü hala İsrail askerleriyle meskun mahal e, sokak çatışması yapıyor Hamas. Ve İsrail burada ciddi askeri kayıplar veriyor. Netanyahu geçtiğimiz günlerde farklı farklı noktalardan askerlerin yanına giderek moral vermeye çalışıyor. Oysa yani havadan ciddi bir bombardıman yaptı. Taş üstüne taş bırakmadı. Efendim sivilleri bakın Hamaslıları bulamıyor. Daha henüz elinde silah işte başında o klasik e, Hamas e, askeri giysisi olan kişileri biz göremedik televizyonda. Siz gördüyseniz söyleyin. Yani sivilleri o kadar komik şekilde kullanarak Hamaslı gibi göstermeye çalışıyorlar. Mesela işte sivillerin soyulması, onların eline silahlar tutuşturularak dünya medyasına servis etmeleri ve bunların post çıkmaları, yanlış çıkmaları esasında onların esnaf olduğu ortaya çıktıktan sonra tabii yüzleri de kızarmıyor. Bu ne demek? Bu şu demek. Hamaslılar Gazze'nin e, yukarısında durmuyorlar. Tünellerdeler. Tünellerden gece ya da gündüz saklandığı yerlerden çıkarak e, meskun mahal savaşı veriyorlar ve mücadelesi veriyorlar. Burada Hamas'ın diyorlar ki uzmanlar en önemli kozunu henüz kullanmadı. Nedir o en önemli koz? O önemli kozla diyorlar ki intihar saldırılarına henüz başlamadı. Yani eğer gerçekten Hamas militanları e, Hamas e, askerleri, e, kassam Tugayları toplu halde o e, tünellerde boğulacağını, hani su basacaklar ya veya da basıyorlar ya, o tünellerde boğulacaklarını gerçekten inanırlarsa buna, yani e, ciddi sayıda gruplar haline bölünerek e, artık top tüfek demeden oradaki İsrail askerlerine dönük çok ciddi intihar saldırılarda bulunacaklar. Yani nasıl olsa öleceğiz. En azından ne kadar öldürebilirsek e, düşüncesiyle intihar saldırılarını gerçekleştirecekler. Aynı zamanda eğer bu gerçekleştirirse, bunu da yapamazlarsa diyorlar ki İsrail'in içerisindeki bazı hücreleri var. Bu İsrail'in içerisindeki hücrelerini harekete geçirerek İsrail'de çok ciddi askeri hedeflere dönük intihar saldırıları yapabilirler. Şimdi dolayısıyla İsrail'in bir bataklığa saplandığı, hele hele Gazze'deki kara savaşında ve meskun mahal çatışmalarında çok büyük zayiatlar verdiği ortada Amerika bunu bildiği için bakın geçtiğimiz günlerde Netanyahu çok ciddi uyarıda bulundu. E, net düzeltiyorum. Joe Biden Netanyahu'ya çok ciddi e, yaptığı şeyde bulundu, uyarıda bulundu. Dedi ki: "Ya bu savaşı bitir bir an önce ya da iktidardan git." Bakın Amerika'nın bu söylemi çok önemliydi. Şu anda Amerikan, Amerika, İsrail olan desteğini çeksin, Gazze savaşı anında biter. Çünkü İsrail bu savaşı tek başına götürme şansı yok. Karada, Karada kimlerin savaştığını biliyoruz. Bakın bugün Gazze'deki o kara savaşını yürütenler askerlerin başında İngiliz özel kuvvetleri var, Amerikan özel kuvvetleri var. Bunu zaten söylediler. Tepede de hem İngilizlere ait hem de Amerika'ya ait İHA'lar var, SİHA'lar var. Nokta atışını yapanlar onlar. O yüzden bunlar elini çektiği zaman İsrail burada savaşma konusunda tamamen bataklığa sak, e, saplanacak. Nitekim Hamas'tan yapılan açıklamada da İsrail bu savaşı kazandığını söylüyor. Asla bizim tamamımız bitmeden bu savaşı kazanamaz. Burada çok büyük zayiatlar veriyorlar ama ailelerine söylemiyorlar diye açıklamalar yapıyorlar. Şimdi işin esası şu. İsrail bu kara savaşında yenileceğinden korkuyor. Bunun yerine Toplu imhaya gidiyor. Diyorlar ki işte bir Hamaslı'ya karşı iki tane sivil. Yani sivillere yönelik bu bombardımanın, bu katliamın asıl nedeni o e, Gazze'deki sivil halkı Hamaslı üyelere öfkelendirip, öfkelerini onlara yöneltip tünellerden çıkarmayı deniyorlar. Bunu bugüne kadar başaramadılar. Ha başaramadıkları için de sivilleri acımasızca bombalıyorlar. Güney'e gidiyorsun diyorlar, güneyi bombalıyorlar. Kuzeye gidin diyorlar, kuzeyi bombalıyorlar. İşte falanca yere gidin oraları güvenli yer kalmadı Gazze'de. Şimdi tamamen Hamas üyeleriyle e, İsrail askerleri baş başa kaldı. Siz öyle gülücükler dağıtan, oynayan, e, efendim eğlenen İsrail askerlerin gösterilerine bakmayın, görüntülerine bakmayın. Çok ciddi askerden kaçmalar var. Çok ciddi e, orduda içerisinde tepkiler var. Yani bugün itibariyle Amerika desteğini çeksin. Bakın oradaki İsrail askerleri dağılacak geri dönecekler. Nitekim de en önemli komutanları da öldürüldü şeyde, Gazze'de. Yani o birliklerin başında bulunan komutanlar öldürüldü ve ölümü göze alan, bakın ölümü göze alan bir milleti, bir topluluğu yenemezsiniz. Ve hele hele onurunu, şerefini, namusunu, toprağını almak isterseniz eninde sonunda yenilebilirsiniz. Daha önce söyledim, başında söyledim. İsrail'in elindeki o modern silahlar Amerika'nın Avrupa Birliği'nin yapmış olduğu bu destek korkunç orantısız bir güç oluşturuyor. Elbette yer üstündeki Hamas'ı yener, binalarını dağıtabilir, yerle bir edebilir. Ama Hamas'ı üyelerini tek tek öldürmediği, tek tek yenmediği sürece bataklığa saplandı ve bundan çıkma yolu arıyor. Ocağa kadar bu savaşı bitirecekler. Sonra diyecekler biz Gazze'ye mahvettik. Efendim uluslararası bir güç gelsin yönetsin ya da işgal edecekler. Ama Hamas'ı asla bitiremeyecekler. Bu savaş yeni başlıyor diye düşünüyorum. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.